Evet, her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Efendim, açılış konuşmalarını yapmak üzere Çankırı İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Ayhan Demiray Bey'i sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Eski Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, partilerimizin kıymetli yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcılarım ve kıymetli, çok kıymetli hemşehrilerim, değerli iş adamlarımız, hepiniz açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugüne özel bir konuşma hazırlamadım. Siyasetçi de değilim, çok bu konuda tecrübeli de değilim. Zaten bizim şeylerimiz hep doğallık gidiyor doğaçlama. Onun için hoş görün, hatamız varsa affedin. Sabahtan beri Allah'a dua ediyoruz, açılışımıza kadar ne olur Allah müsaade etti. Teşekkür ederim Allah'ım, az kaldı. Gerçekten bir hayalimiz vardı. 18 Ağustos'ta kurduğumuz derneği bir sene içinde inşallah dernek binamızı yaptık. Teşrifatını bitirdik. Açılışımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bu mutluluğu bizimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum gerçekten. Evet, bir hayalimiz var. Biz Çankırı'yı seviyoruz. Çankırlı'yı seviyoruz. Yaşadığımız zorlukları gençlerin yaşamasını istemiyoruz. Bu gençlerin önünü açmak için bir hayal koyduk kendimize. İş adamları olarak yan yana geldik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çankırı'ya nasıl sahip çıkabiliriz? Gençlerimize nasıl yol gösterebiliriz? Bizim gösterdiğimiz bir genç bir hedefe ulaştığında, bir yere ulaştığında eminim ki o da 5 kişinin önünü açacak. 5 kişinin, belki 10 kişinin önünü açacak. Ve bu düsturla yola devam edeceğiz. Kültürümüz artacak. Çankırı ezilmişlikten kurtulacak. Çankırı dolgun malzemesi olmaktan kurtulacak. Eminim ki daha yüksek idealler, hedefler koyacak kendilerine. İnsanların gayretini artıracağız. Emellerini artıracağız. Dayanışmayı artıracağız. Ve bu hedeflere çıktığımız yolda emin adamlarla ilerliyoruz. İnşallah verdiğiniz destek için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Yağmurumuz yağmak üzere, gelen protokole de söz hakkı vermek istiyoruz bu arada inşallah. Onun için sözlerimi kısa kesiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize müteşekkiriz. Sağ olun.